Biz Akdenizli yani o zaten hani eski dünyanın orta yeri Akdeniz Ege ve Karadeniz deniz hattı bizim Akdeniz dediğimizde balkonun çok özel bir yeri var aslında hani aça açık hayatımızı genellikle balkonlarda yaşayan ya da işte kapı önlerinde ya da avlularında yaşayan insanlarız. bizim aile geleneklerimiz böyle balkon sizce ee, bir evi bir kent gibi hayal edin bir an o kentin neresidir balkon bir hay, bir, bir şeyler uydurun bir kent aslında ev ee, ve o kentin e, neresidir acaba evin balkonu aslında bence e, balkonlar limanlar yani e ee, dış hayata açılıp geri kaçtığımız korunaklı limanlar gibi. Dışarı açık ama aslında bize ait. Kendi hayatımızı sürdürebildiğimiz, kendimizi güvende hissedebildiğimiz ama aynı zamanda dışarıdaki sokaktakilerle de, konu komşuyla da, gelip geçen hayvanla da bir şekilde iletişim kurabildiğimiz yerler. Proust planı 1950'lerde Cumhuriyet'in İstanbul'a geri dönüşü, geri dönüşünü en önemli oranda belgelendiren hizmet diyeyim, kentin şehircilik planı yapılıyor ve o zaman işte çok büyük bir dünya çapında bir şehir planlamacısı Henry Proust. Onu çağırıyorlar ve adam 20 yıl çalışıyor. 20 yıllık çalışmasının sonucunda 1950'de 50'li yıllarda kentin aslında son 15 yılda imha edilen bütün temel alanları oluşturuluyor. Ne demek istiyorum? Taksim gezisi, işte Beyazıt Meydanı, Karaköy gibi kentin temelini oluşturan, oluşturması planlanan ve büyümesini ee, ...hiçbir şekilde büyürken bozulmaması gereken alanlarını tanımlayan çok önemli bir plan. Ee, çok partili döneme geçtiğimiz süreçle birlikte e, zaten 60'ların hemen öncesinde e, bu planın imhası başlıyor. Sonra da e, 80'lerden sonra zaten şahlanarak ilerliyor ve şu anda aslında hani Paris gibi Londra gibi bizim hani ne bileyim gidip içinde yaşamaya çalışınca bizim kendimizi iyi hissettiğimiz bir takım kent merkezi dokularının belki de aynısını hissettirebilecek bir İstanbul kentinden tamamen vazgeçiyoruz. Eğer bizim işimiz İstanbul'la ilgili ise e, araştırmak zorundayız, bilmek zorundayız bir sürü şeyi. E, çok soru sormak, çok soru çıkartmak zorundayız. Yani bu ne demek? Merak etmek zorundayız. Ve e, düşünmek zorundayız. Niye böyle söylüyorum? Bunları her insan yapabilir aslında. Ama tabii ki e, eğitimli, entelektüel bir zihnin... Bütün bunları çok daha kolay, başarılı ve yüksek sonuç alıcı bir şekilde yapabileceği güveniyle konuşuyorum. Bence son 15 yılın en büyük kentsel projesi tırnak içinde Taksim Meydanı'nın kentin tarihinde simgelediği bütün duygu ve düşünceyi imhaya yönelik olarak e, bugüne bu şekilde getirilmesi oldu. Yani e, bu mesela bir projedir ve e, bir habercinin İstanbul'da bir habercinin en çok merak etmesi ve üzerinde durması gereken bir haber olması gerektiğini düşünürüm. Çünkü daha doğrusu mesele e, olması gerektiğini düşünürüm. Çünkü nedir burada altında yatan? Bu kadar Beyoğlu'nu ve Taksim Meydanı'nı geziyi bu kadar imha etmeye hevesli olmanın nedeni ne olabilir? Bunu insanların e, araştırması ve paylaşması gerektiğini çok önemsiyorum bu kentte yaşayan biri olarak. Çünkü oradan yola çıkarak gittiğimiz bilgi, ulaşacağımız e, yorumlar, düşünceler aslında bizim neyi nasıl yapmamamız gerektiğini neye nasıl yaklaşmamamız yaklaşmamız gerektiğini belki çok daha güçlü düşündürecek